Türk Haber ekranlarından herkese yeniden merhaba efendim. Türk Haber'de Hukuk Masası yeni bölümüyle karşınızda. İşte yine oturduk beraber, avukatımız var tanıyorsunuz. Bir merhaba diyeceğim onun evvelinde. Sizinle bir hatırlatmada bulunmak isterim. Artık soruları çok fazla göremiyoruz. Lütfen şu interaktifliğimize geri dönelim. Instagram ve YouTube sayfamızdan bize sorularınızı paylaşın lütfen. Beraber bu masada hangi konuyu konuşacağımızı belirleyelim dedikten sonra avukat Tuğçe Köse ile beraberiz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz deyiz. Güzel bir program olacak. 9. yargı paketini konuşmuştuk. Bazı değişiklikler oldu. Ona eğer vaktimiz kalırsa değiniriz ama sanmıyorum, biraz geniş bir konumuz var bugün. Neden bahsedeceğiz? Hemen izleyicilerime döndüm. Bugün sağlık turizminden bahsedeceğiz efendim. Sağlık turizminin hukuku ilgilendiren alanından bahsedeceğiz. Kısaca bir bilgi vereceğim. Daha sonrasında Tuğçe Hanım'a döneceğim ve ayrıntıları masada beraber konuşacağız. Bir 50 dakika kadar beraberiz. Masadan ayrılmayınız dedikten sonra. Şimdi bu paylaşacağım bilgilerin Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından aldığımı, az evvel aldığımı söylemek isterim. Ondan sonra da şu bilgileri bir paylaşayım. 2023 yılında ülkemize gelen sağlık turisti sayısı 1,4 milyon kişi, sağlık hizmet ihracatımız 2,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş. Bu kayıtlar 2023 yılı verilerini aktarıyor, bizlere gösteriyor. Peki bu kadar önemli, bu kadar turisti ağırlıyoruz. Sağlık turizmi neden önemli? Sağlık turizmi nedir? Hukuka gelmeden evvel şöyle döndüm. Sağlık turizmi genel anlamıyla nedir? Ne anlamamız gerekir sağlık turizminden? Ve bu verileri paylaşıyoruz. Türkiye için sağlık turizminin değeri nedir? Buyurunuz. Öncelikle yeniden hoş bulduk. Sizinle olmak çok güzel. Sizin pozitif enerjinizle haftaya başlamak da çok güzel. Rüzgar Hanım şöyle, şimdi sağlık hali, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı bir iyilik hali var. Bu iyilik haline ulaşmak amacıyla, tedavi olmak amacıyla ülkemize gelen, yani yabancı ülkelere giden turiste biz sağlık turisti diyoruz. Dolayısıyla sağlık turizmi herhangi bir turistik amaç, yani gezme, tozma, kültürel, deniz, bu amaçları gütmeden sadece sağlık kazanmak amacı ile başka ülkeye gitme durumu. Böyle tanımlayabiliriz. En basit ve yalın hali bu. Ülkemizde bu konuda hem bulunduğu coğrafi konum açısından hem de sağlık hizmetlerindeki gelişmişliği açısından çok değerli bir konuma sahip. Dünyanın sayılı sağlık turisti alan ülkelerinden bir tanesiyiz. Rakamlar da bize zaten bunu açıkça gösteriyor. Şimdi biraz daha verilerden paylaşacağım. Çünkü sağlık turizmi hukukunu ayrıntılarıyla inceleyeceğiz ama onun öncesinde bence izleyici şunu bilmek isteyecek. Bu kadar değerli, bu kadar önemliyse, bize katkıları varsa maddi olarak, çünkü ciddi bir ihracat payı var burada, o 2,3 milyar dolarla efendim, tekrar hatırlatayım. Bir de nereden geliyorlar diye şöyle bir baktım. Genel olarak bu sağlık turistleri, sağlık turizmi alanından faydalanmak isteyerek ülkemize gelen insanlar nerelerden geliyorlar? Hemen onu da paylaşacağım şimdi. Medikal turist tercihlerine oldukça pozitif bir katkı sağlıyor diyor Türkiye için. Uluslararası kabul gören akreditasyona sahip 40 adet sağlık kuruluşumuz var ve bu alanda tüm ülkeler arasında 7. sırada yer alıyoruz. Bunların hepsi bir başarı. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan ülkemize en çok sağlık turisti gönderen ülkeler konumunda. Peki bu program hukuk programı, sağlık programı değil. Buraya nasıl bağlayacağız? Sağlık turizmi hukuku diyeceğiz efendim. Sağlık turizmi hukuku nedir dersek? Sağlık turizm hukuku aslında interdisipliner bir alan. Yani bu ne demek? Aslında içinde borçlar kanununda, tüketici kanununu da, hatta ceza kanununu da barındıran bir alan. Niş bir alan, yeni bir alan. Çok fazla akademik çalışma maalesef mevcut değil. Biz bunun üzerine de güzel çalışmalar yapacağız inşallah. Ama sağlık turizm hukuku denince aslında ilk başta aklımıza gelen şey şu. Gelen sağlık turistinin herhangi bir medikal anlamda malpraktise maruz kaldığında başına gelebilecek ve alınabilecek önlemler. Yani sonuç olarak insanlar bize güvenip ülkemize geliyor. Biz de onları hukuken de koruma altına almak zorundayız. Ama bence çok sayıda başka alt başlıkları da var. Mesela en basiti KVKK ve GDPR kapsamında gelen sağlık turistinin
yabancı turistin hukuki verisini, kişisel verisini saklamak. Bence bu da sağlık turizminin bir alanı. Onun haricinde mesela sağlık turizm acenteleri var. Artık devir yapılıyor. Acentelerle olan sözleşmeler, bu sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklar gerek hastayla gerek de sağlık kuruluşuyla, sağlık hizmet sunucusuyla alakalı mesela. Bu da bir sağlık turizm alanı. Yeni bir alan, niş bir alan. Dallanıp budaklanacağına emin olduğum bir alan, gelişmesini istediğimiz bir alan. Çünkü bu kadar büyük bir ticaret hacminin hukuki zemine oturtulmadan devam etmesi mümkün değil. Biz de elimizden geleni yapacağız inşallah. Umarım evet, gerçekten yeni bir alan. Bazı tanımlara çok aşinayız. İşte burada da zaten masaya daha evvel yatırdığımız konular, medeni hukuk, boşanma, velayet, işte iş hukuku, işçinin korunması, işte başka neler konuştuk? Birçok alanda konuştuk aslında. Tabii. Size direkt sağlık hukuku da konuştuk. Şimdi sağlık turizmi konuşuyoruz. Sağlık turizmi çok alışılagelmedik, aşina olmadığımız bir alan ama bence de büyüyecek, genişleyecek bir alan. Çünkü ihracat payımızı, ihracat hacmimizi biraz evvel söyledim. Peki şimdi akıllara ilk gelen soru bence şu olacak. Ben bu alana çalışırken, şimdi sorularımı hazırlarken şöyle düşündüm. Biz bir yabancı uyruklu hastadan bahsediyoruz. Sağlık turisti denilmesi için. Evet. Yabancı uyruklu hasta, yani Türk vatandaşı olmayan bir hasta Türkiye'ye geldi ve herhangi bir hukuki problemle karşılaştı. Nasıl bir çözüm yoluna gidilebilir? Şöyle, yabancı bir hastanın Türk bir hastadan hukuken, hukuki koruma altında herhangi bir farkı yok. Uygulanacak hukuk değişir, mevzuat değişir ama hukuken Türk bir hastanın başına gelen, eğer hekimin veya hastanenin kusuruna yönelik bir sorumluluk mevcutsa, nasıl sağlık hizmet sunucuları Türk hastada sorumluluk sahibi ise aynı şekilde yabancı hastada da öyle. Yani herhangi bir şekilde hastanın milleti Türk değil, işte kimliğinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazmıyor diye herhangi bir hukuki korumadan asla ama asla eksik değil. O da suç duyurusunda bulunabilir, o da maddi manevi tazminat sistemine dava açabilir, onun da vefat halinde kusur olduğu düşünülüyorsa yakınları bu tazmin davalarını açabilir. Dolayısıyla aynı haklar aynı şekilde geçerli. Bunu %100 söyleyebiliriz. İşte bence olay şu. Bunu nasıl mesela işte şimdi sağlık turizm acentelerimiz var, hastanelerimiz var. İşte reklamlar oluyor, şeyler oluyor. Yani çok ciddi tanıtım bedelleri de ödeniyor özellikle sosyal medya üzerinden. Ama bunun hukuki koruma başlığının da bence devlet nezdinde altının çizilmesi lazım ki gelen hasta bunu bilsin. Şu an biraz bilme konusunda eksik olduğunu düşünür müyüz? Yani şu açıdan söylüyorum. Hukuki güvenceler aslında var Türkiye'nin vermiş olduğu. İşte siz bu alanın içerisindesiniz. En iyi siz biliyorsunuz. Bir Türk vatandaşından ayrılmıyor hukuki olarak diyorsunuz. Elbette. Zaten biraz da kanunilik ilkesi gereğince de yani herkes eşit ve tüm haklardan yararlanmalı. Bir hukuk devleti olmanın verdiği, laik demokratik devletlerin tanıdığı bir hak bu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi buraya da not ettim. Peki bu Türkiye'nin verdiği bu güvenceler biliniyor mu hasta açısından? Yoksa biraz da açıkça da konuşmak gerekiyor. Sağlık hukuku biraz da sağlık turizmi biraz daha burada belki dolar bazında Türk lirasına oranla daha ucuz olduğu için tercih edilmesinin sebebi bu güvenlik değil de ucuzluk mu sadece? Şimdi sağlık hakkı sadece anayasal bir hak değil. Sağlık hakkı insanların en temel haklarından bir tanesi. Yaşam hakkı gibi, barınma hakkı gibi. Dolayısıyla sağlık hakkını zaten tartışmamız söz konusu olamaz. Yani herhangi bir şekilde yabancı hasta, yerli turistik hasta gibi bir ayrım söz konusu olamaz. Bunun haricinde de şöyle. Şimdi önceden belki bu sağlık hizmetlerimiz bu kadar gelişmiş değilken haklısınız. Sadece fiyat yönünden, ekonomik açıdan daha avantajlı olduğu için Türkiye tercih ediliyordu. Ama şu an Türkiye öyle bir noktada ki, yani nakillerde, önceden mesela sağlık turizm hukukunun tabii ki bu hukuki değil ticari boyutu, bu alanla ilgilenen arkadaşlar daha iyi bilecektir ama bizim gözlemlediğimiz şuydu, yani en azından bu alanda hukuken çalışmalar yapan bir insan olarak benim gözlemlediğim şuydu. Daha çok işte estetik,
saç ekimi. Evet, bu gibi alanlarda ağırlık vardı ama şimdi kanser hastaları, tüp bebek tedavisi. Yani insanlar bunlarda ekonomik açıdan daha çok tabii ki dolar bazında ve euro bazında ödemeye göre ekonomik açıdan daha avantajlı. Ama sadece tek sebep bu değil. Bir de şöyle, gelen hastalar da kendi içlerinde ayrılıyor. Hastaların bir kısmı sadece tedavi amaçlı geliyor. Bir kısmı da tedavi ve tatil amaçlı geliyor. Mesela çok ciddi bir sağlık problemi olmuyor. Diyor ki gelmişken işte ben bir hafta öncesinde ya da uygunsa bir hafta sonrasında bir de Antalya'ya gideyim. Doğru. Yani o yüzden bizim diyorum ya destinasyon konum açısından inanılmaz avantajlıyız. Yani adam burada geliyor hem tüp bebek tedavisini görüyor hem işte ailesiyle vakit geçiriyor. Bilumum avantajları var. O yüzden sadece fiyat performans açısından değerlendirmek yanlış olur. İstanbul'a gidenler bilecekler. Ayasofya Camii'nin orada zaten kafa sargılı erkekler görürler genelde. Saç ektirmiş olanlar değil mi onlar? Önceden ona alışkınız. Ona şey diyorlar ya Turkish Airlines diye. Güzelmiş. Bir tane uçaktan fotoğraf koymuşlar. Sadece saç ekimi olan hastalar. Ama artık dediğim gibi saç ekimi evet hala avantajlı. Ama zaten o Arap dünyasından gelenler için Dubai bunu fark etti ve Dubai'de inanılmaz sağlık merkezleri açılmaya başladı. Yani sağlık turizmi açısından Dubai inanılmaz yatırım yapıyor. Kendi ülkesinden giden olmasın ya da o coğrafyayı alayım diye. Ama dediğim gibi hem destinasyon açısından yani buraya şeye gelen, tedaviye gelen kaplıcaya gidiyor. Değil mi? İnanılmaz yani ta Bizans döneminden kalan tarihi eserleri görüyor. İşte isterse denize gidiyor. Bu avantajın önüne kimse geçemez. Geçemiyor. Peki şimdi bu konuda şu akıllara geliyor. Tamam geliyor, ilgileniyorlar burada. Hı-hı. Ama peki yabancı dille iletişim ne kadar sağlıklı oluyor? İşte mesela burada yine notlarım arasında aydınlatma ve onam ne şekilde gerçekleşiyor? Ne kadar sizce doğru yürüyor bu? Şimdi sürecin en başına baktığımızda zaten sağlık turizm acentelerinin resmi yetkisini almak için içinde çevirmen bulundurma zorunluluğu var. İşte ilk başta iletişimi zaten o şekilde sağlıyoruz. Orada sürecin ne şekilde olacağı acente tarafından zaten hastayla bir yani hukuken olması gereken bir sözleşme imzalanıyor. Hastanın kendi dilinde oluyor. Onun yanı sıra da hasta buraya geldi. Hastaya genelde zaten özel hastanelerde artık bu birimler var. Sağlık hizmeti sunucularında da var. Özel hastanenin bir bölümü oluyor yabancı hastaya yönelik. İçinde işte Arapça, İngilizce, İtalyanca ne varsa çeşitli dillerden tercümanlar bulunuyor. Bu tercümanlar hem hastaya o dilde onam imzalatılıyor hem de yerli hastada olması gerektiği gibi bunun sözel tanıtımının da sözel bildirimini de o tercümanlar aracılığıyla yapıyoruz. Yani herhangi bir konuda aydınlatma konusunda eksiklik yaşanmıyor. Bu konuda çünkü mevzuat da çok açık, sistem de çok katı. Yani hiç kimse sonucunun, komplikasyonlarının ne olduğunu bilmeden, işte fiyat anlaşmasını yapmadan, hastanede tahmini elbette kaç gün kalacağını bilmeden öyle hastanenin menfaatine, hastanenin vicdanına bırakılmıyor. Herkes her şeyin farkında. Peki şimdi sağlık turizmi için ülkemize gelen bir farklı bir ülkeden gelen bir kişiyi düşünelim. Türk vatandaşı olmasın yine. Geldi ve çok da cerrahi bir müdahale değil. Mesela gerçekten saç ekimi için geldi. Ama bir şekilde kötü bir sonuç oldu. Hayatını kaybetti. Burada Türkiye'nin sorumluluğunu merak ediyorum. Şimdi burada ülke olarak bir sorumluluk benimsenemez. Çünkü neticede şöyle bir şey var. Evet, sağlık turizmi milli yanı olan bir ticaret şekli ama bir yandan da yani bu ülkeye geldiği için Türk Devleti'nin kamusal kaynaklarını sorumlu tutmak söz konusu olamaz. Yine hastanenin, hekimin işte ya da her nerede tedavi gördüyse onların sorumluluğu söz konusu. Ha, Türk Sağlık Bakanlığı'na şikayet edebilirler. Türkiye'nin Cumhuriyet Savcılarına şikayet edebilirler. Ama yani ülkeye gelindiği için herhangi bir şekilde sigorta sistemi gibi bir Türkiye tarafından yapılan bir ödeme söz konusu değil, olamaz. Olması da beklenemez. Çünkü bunun kamu nezdinde bir karşılığı yok. Yani bu tamamen özel bir ticaret.
Peki şimdi sağlık turizmi hukuku dedik. Biraz da artık genel hukuktan bahsedeceğim. Ama tabii, ona geçmeden evvel şunu sormak isterim. Bizim atladığımız, sormayı unuttuğum bir yer olur mu izleyiciler açısından? Hani sağlık turizmi hukukunda şunlar önemlidir. Şöyle bir özetleyecek olursak neler söyleyebiliriz en son olarak? Vallahi şunu söyleyebiliriz. Turist sağlığıyla sağlık turizm hukukunu karıştırmamak lazım. Çünkü turist sağlığı şöyle, buraya tatil amaçlı gelip ya da işte kültürel gezi amacıyla gelip hastalanan ya da herhangi bir işleme ihtiyacı olanların sağlığının karşılanması başka bir şey. Burada gelip de sadece iyileşme amacıyla gelen, sağlık turizminin tek bir çeşidi yok. Sağlık turizminin kaplıca turizmi var, ileri yaş turizmi var, Sağlık Bakanlığı'nın da buna ilişkin çok güzel yayınları var. Sağlık Bakanlığı'nın buna ilişkin daire başkanlığının da var. Çeşitli alanlarda Türkiye'ye sağlığını kazanmak amacıyla gelen turiste deniyor. Yani bu ikisinin ayrımının bence güzel yapılması lazım. Gelen insanın işte ya da insanla birlikte gelen evcil hayvanın karşılanması, sağlık hizmetlerinin karşılanması durumu başka bir şey. Ona sağlık hizmeti sunulması durumu başka bir şey. Sadece bu amaçla gelen kişinin hukuki süreci başka bir şey. Bu arada şimdi biz programcılar olarak oturuyoruz. Ben her seferinde yayınımdan önce soruyorum arkadaşlarıma. İşte sağlık alanında yayın yapan var, beslenme alanında yayın yapar var. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Onlar da bana sorularını söylüyorlar. Sizin eksik kaldığınız noktada efendim. Onlar da bana sorularını söylüyorlar. Onların sorularından bir tanesi aslında ilginç bir nokta, hiç aklıma gelmeyen bir nokta. Bakalım sizin aklınıza geldi mi, merak ediyorum. Hayvanlar hakkında da sağlık turizmi uygulamada gördüğümüz bir şey mi? Ben hiç görmedim. Görmediniz mi? Hiç görmedim ama yani veteriner masraflarının fazla olması nedeniyle ülke değiştirmesi zannetmiyorum. Dediğim gibi o turist sağlığına belki çok zorlama girebilir. İşte yanında evcil hayvanıyla gelen bir insanın Türkiye'de hayvanının hastalanması sonucunda veterinere gitmesi söz konusu olabilir ama zannetmiyorum. Zannetmiyorsun. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağlık turizmi hukuku tabii daha ayrıntılı da konuşulabilecek konu ama şimdi bir yarım saat vaktimiz var. O yarım saati şöyle doldurmak istiyorum. Efendim biliyorsunuz üniversite sınav sonuçları açıklandı. Yani aslında daha nereye yerleştirildikleri belli değil öğrencilerin ama en azından puanlarını öğrendiler. Netlerini, doğru sayılarını öğrendiler. Aşağı yukarı geçen yıllara oranla da nereye girebileceklerini tahmin edebiliyorlar. Şimdi bu açıdan ben bu hafta ve önümüzdeki izleyeceğiniz haftada bu konuyu mutlaka masaya yatırmak istedim. Çünkü gerçekten bence çok önemli üniversite tercihinde bulunmak, doğru bir fakülte, doğru bir bölüm tercihi yapmak hayatınızı etkileyecek, yıllarınızı etkileyebilecek bir husustan bahsediyoruz. Özellikle yeni üniversite tercihi yapacak olanlar varsa, şu an anneleri babaları izliyorsa yan odadan hemen çocuklarınızı bir çağırdınız. Oturdunuz hukuk masasında, şimdi hukuki bir mesele konuşmayacağız, hukukun ta kendisini konuşacağız. Hem de deneyimli bir avukatla Tuğçe Köse ile devam edeceğiz. Şimdi üniversite sonuçları açıklandı demişim, notlarımda arada bakıyorum. Şeyi kaçırınca sonra yayından çıkınca üzülüyorum. Şunu sormak isterim. Siz Türkiye'de okudunuz değil mi? Evet. Hukuku. Peki şimdi Türkiye'de hukuk okumak başlıklı bir sizin önünüze bir sayfa açayım. Siz doldurun buyurun. Neler söylemek istersiniz? Nasıl geçti öğrencilik yıllarınız? Öncelikle ondan bahsedelim. Öğrencilik yıllarım çok zor geçti. İtiraf etmek gerekirse. Çünkü bizim okul gerçekten çok zordu. İngilizce hukuk eğitimi de vardı. Dolayısıyla yani hukuk okumak kolay değil. Gerçekten hakkını verip okumak istiyorsanız. Onun haricinde şu an artan hukuk fakültesi sayısı, evet bu yani mecliste de görüşülüyor. Bu bilinen bir gerçek maalesef. Ve bunun haricinde işte artan avukat sayısı, avukat popülasyonu sayısı, inşallah bu HMGS ile biraz daha onun önü kesilecek ve kalifiye hukuk elemanları inşallah olacak. Onun haricinde de hukuk fakültesi kazanmak bizim zamanımızda yoktu. Benim ortalamam, yani sınav sıralamam çok iyiydi ama bizim zamanımızda yoktu. Artık zaten herhalde belli bir sınırda. İlk 50 evet. bin mi? Evet, evet. Olması gereken de buydu. Bence çok güzel bir adım. Hukuk fakültesine girmek demek şu demek. Sadece eğer yazıp okuyup dilekçe yazmak gibi düşünüyorsanız, yani sizin tamamen kişilik yapınıza bağlı bir durum. Hukuk fakültesinde işte hakim savcı da olunabilir, serbest avukat da olabilir, başka bir avukatın bağlı çalışan avukatı da olunabilir. Hatta ya da başka bir holding ya da özel sektörde hukuk müşavirliği nezdinde de çalışan olunabilir. Bu tamamen ama tamamen
kişiliğe bağlı, insanın kendini tanımasına bağlı. Ben bunu herkese söylüyorum, yani çocuklara da söylüyorum. Lütfen kendinizi tanımadan bölüm tercihi yapmayın. Sadece işte ismi havalı ya da işte geçerliliği var diye hukuk fakültesi tercih etmeyin. Çünkü hem okumak, yani eğer hakkıyla okumazsanız bunun çok ciddi piyasada iş hayatınızda ceremesini çekersiniz. Bir şekilde çünkü mezun oluyorsunuz ama değil mi? Hani iyi bir yere gelmek için... öyle kolay değil. Kesinlikle, yani şöyle, en azından mesela bir ben bunu her zaman söylüyorum, bir avukatın bilmesi gereken en önemli şey usul. Ve usul mesela kolay bir ders değil. Kolay gibi gözüken ama hakkıyla geçilmesi gereken bir ders. Mesela en basitinden bahsediyorum. Ya da hangi alanda çalışmak istiyorsunuz? Ya da mesela bir firmada çalışıp mesai saatleri kapsamında mı çalışmak istiyorsunuz? Yoksa kendi şansınızı deneyip vatandaşla iç içe olup serbest avukatlık mı yapmak istiyorsunuz? Yani bunların çok 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 ciddi düşünülmesi lazım. Şu an hani hayat kolay değil. Hiçbir mesleğe kolay değil, hiç kimseye kolay değil, bizim için de kolay değil. Dolayısıyla kendi kişilik özelliklerini tanımadan hiç kimse boşuna hukuk tercih etmesin. Mesela eğer daha kapalı bir yapıya sahipse, hakim savcı da olsa, yani hani bir nebze hani müvekkil, işte müvekkil anlaşmalarıyla ekonomik kaygı güdülmeden bu işi yapıyor olduğu düşünülse bile, yine de sosyal açıdan bence açık olmak her zaman bu mesleğin avantajı. Kesinlikle. Ya serbest avukatlık yapmak zorunda değilsiniz. Ya da başka birisinin altında da çalışıyor olabilirsiniz. Bağlı avukatlar. Ben de çalıştım öyle. Ben hukuk müşavir vekilliği yaptım büyük bir firmada. Bağlı avukat olarak da çalıştım. Bir hukuk ofisine yönetici avukat olarak da çalıştım. Şimdi kendi ofisim var. Yani bu, yani serbest avukat olarak çalışıyorum. Şimdi bu, ben özel sektörde olabilecek her şeyi gördüm. Şimdi ben oraya geleceğim. Özellikle sizinle bu konuyu konuşmak istedim. Hani hangi alanda daha kendinize ait hissettiniz? Neyi düşünerek o alanda kalmaya devam ettiniz? Aslında bu da güzel bir soru olur. Çünkü sizin cevabınız önemli. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Adalet Bakanımız Yılmaz Sunucu'nun da bu konuya dair çok önemli açıklamaları var. Şimdi önceden biliyorsunuz altın bilezik diye bir kavram vardı efendim. Yani bu doktor olan, mühendis olan, avukat olan altın bileziği takar. O artık sırtı yere gelmezdi. Şimdi öyle bir şey değil. Son edindiğim bilgilere göre Ankara Borosu'na kayıtlı olan avukat sayısı Ankara'daki ticari taksi sayısını geçmiş durumda gibi bir bilgi var. Öyledir de bir sürü öğrenci mezun oluyor. Peki şimdi bu noktada benim söylemek istediğim ve altını çizmek istediğim nokta aslında Tuğçe Hanım'a son derece katılmakla beraber herkes bence bu mesleği tercih etmemeli. Siz buradan mezun olduktan sonra hukuk fakültesini okudum. Oh, ben artık çok rahatım. Maddi olarak benim çok ciddi bir kazanç dünyası bekliyor. Yanılgısına da lütfen kapılmayın. Çünkü gerçekten başarısız olduğunuz zaman hiçbir yerde size iş olmuyor. Nasıl başarılı olduğunuzda hani her yer, bütün kapılar size açılıyor. Ne okursanız okuyun. Aslında bu meslek için de o aynı şekilde geçerli. Peki şimdi size döndüm. Sizin aslında tecrübelerinizden biraz ben ve ekran başındaki izleyicilerimiz faydalansın. Siz hangi alanda şu an için karar kıldınız? Bu karara nasıl geldiniz? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu tercih dönemindeki arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Eğer böyle çok ciddi bir okuma yani kitap okuma alışkanlıkları yoksa zaten hukuk fakültesi yazmasınlar. Çünkü hukuk fakültesi okumak üzerine olan bir fakülte. Yani hani öyle ders notlarını okuyup ezberleyip işte sınavı geçmekle başarılı olunabilecek bir alan değil hukuk alanı. Onun yerine eğer ben zaten bunu erkeklere hep söylüyorum. Kendi erkek kardeşime de söylemiştim. Beni dinlemedi. O da hukuk fakültesi mezunu oldu ama teknik alanlara yönelmeleri onlar için çok daha avantajlı. Ben böyle söylüyorum. Onlar için de sizin sorunuza geleyim. Hukuk fakültesinde şöyle biraz eğer avukatsanız ilk başladığınız meslek alanı bakımından, çalıştığınız alan bakımından ilk başladığınız yer biraz belirleyici olabiliyor. Tabii ki herkesin hayat hikayesi başka ama ben bir hastanenin içinde bulunduğu bir şirketler topluluğunda çalışmaya başladım. Sağlık hukukuyla öyle tanıştım. Ama tabii ki sağlık hukuku dosyalarımız yanı sıra ticaret hukuku, ceza hukuku da çalışıyoruz. Fakat dediğim gibi benim ilgi alanım da bu yöndeydi. Şimdi sağlık turizm hukuku mesela kimsenin çok fazla bilmediği, çalışmadığı bir alan. Belki piyasada ciddi bir karşılığı olmadığı için ama benim ilgi alanım, ben çalışmayı seviyorum. Şimdi hukuk fakültesinde derslerin çoğunluğu zaten seçmeli de olsa
çok sayıda alan görünüyor. Yani hani çok sayıda alana tabii hakim oluyorsunuz az ya da çok. Dolayısıyla orada sevdiğiniz ve ilgi duyduğunuz alanı seçmeniz çok daha kolay oluyor ileriki çalışma hayatınız boyunca. Ha, ama tabii şöyle de bir gerçeklik var. Şu an avukat sayısının fazlalığı nedeniyle biraz da iş gelen alanda uzmanlaşmak, yani insanın ekmeği neredeyse orada biraz uzmanlaşıyor, öyle de söyleyebilirim. Ama dediğim gibi yani lütfen hani adı avukat işte, evet avukatlık çok güzel bir meslek bu arada söyleyeyim. Ama sabrınız varsa, ama buna yönelik yani öyle bir günden iki gün olacak bir meslek değil. Müvekkil çevresi oluşturmak kolay değil. Kendi portföyünüzü oluşturmak kolay değil. Sonuç olarak bizim bir anayasa hukuku profesörümüz vardı. Erdal Hoca, Erdal Onar. Çok çok sevdiğim bir hocadır. Biz fakülte ilk başladığımızda şunu demişti. Anayasa hukuku yani insan görmüyor ama tabii çok kıymetli bir hukukçu. Hiç kimse mutlu olduğu için sizin kapınızı çalmayacak. O konuya yani, gelecektim şimdi. Ha, evet, evet. Bu o kadar yani kıymetli bir şey ki. Biz tabii o zaman 18-19 yaşındayız. Fakülteye yeni girmişiz. O işte havalardayız. Anlamıyorduk. Şimdi anlıyoruz. Hiç kimse mutlu olduğu gün bizim yanımızda değil. Tabii. Yani medeni hukuktan örnek verelim. Ya birileri boşanıyor. Ya işte biri ölüyor, miras kalıyor. Miras dağıtılamıyor, paylaşılamıyor. Yani gerçekten hep bir problem var. Tabii zaten hep bir uyuşmazlık var ki taraflar arasında iradeler aynı yönde değil. Bir şekilde o hukukçunun kapısı çalınıyor. Gerçekten o önemli aslında. Biraz psikolojik olarak da o noktada dayanıklı olmak gerekiyor. Çok. Değil mi? Yani ben bunu hep söylüyorum. Bence olması lazım. Mümkünse de eğer seçmeli ya da işte başka fakültelerden ders alma imkanları olanlar varsa en azından şöyle temel anlamda bir insan psikoloji dersi alması lazım hukukçuların. Yani hukuk sosyolojisi kadar bu psikoloji dersinin de olması bence çok kıymetli. Yani çok sağlam bir sinir sistemine sahip olmanız lazım. Bu sadece bizim ülkemizde değil, tüm ülkelerde böyle. Yani yurt dışındaki meslektaşlarımızla görüşüyoruz. Onlar da aynı şeylerden yakınıyor. Dolayısıyla hukuk fakültesi mezunu olmak evet çok güzel bir şey. Hakkıyla yapmak hem Allah katında hem toplum nezdinde size güzel bir itibar kazandırabileceği gibi tek bir hata sizi mahvedebilir. Değil mi? Hep bıçak sırtındayız. Her zaman kafamız dolu. Yani gerçekten bu işi hakkıyla yapmak isteyenler için sadece hakimler, savcılar, hüküm verenler değil. Aynı zamanda savunucu kısmında olan bizler için de bu geçerli. Dolayısıyla ya şimdi şöyle bir şey var. Eğer hani yapısal anlamda şu size yetiyorsa, ben buna da çok saygı duyuyorum. Hani bir avukatın işte mesela 30 tane avukat bağlı çalışanı olabiliyor. İşte toplu dosyalar alınıyor. Belli matbu dosyalar. Ben sabah 9, akşam 5 çalışırım. Bu ücretin karşılığında da ben bir bağlı avukat olarak kendime ait bir vekaletname olmaksızın hukuki sorumluluk daha az olarak bağlı olarak çalışırım mesela. Bu da bir seçenek. Ya da ben işte hayır ortalama yapacağım, işte Türkiye'nin sayılı Legal 500 içindeki hukuk ofislerine gireceğim, sadece İngilizce iş yapacağım, gece gündüz çalışacağım, işte çok ciddi bir mal varlığı kazanacağım. Bu da bir seçenek. Ben akademisyen olacağım, okulda kalacağım, işte not ortalamamı, yabancı dilimi eksiksiz tutacağım. Bu da bir seçenek. Kamuya gireceğim, hukuk fakültesi mezunu olmam. Hani şöyle bir avantaj, işte herhangi bir uzman yardımcılığı kadrosunda çalışabilirim. İlla avukat olmama gerek yok. Bu da bir seçenek. Serbest avukat olacağım, tamamen şansımı deneyeceğim. Bir şekilde Allah yardım eder, yola çıktık demek de bir seçenek. Ama dediğim gibi hak içinde, hak kelimesi içinde gelen, yani hukuk kelimesi zaten şöyle, bunu çok kişi bilmez. Esas anlamıyla dilin menşei bakımından haklar anlamına geliyor. O yüzden içinde hak olan bir mesleği yapmak tehlikeli. Değil mi? Çok. Aynı şekilde şimdi mesela sağlık turizminden konuştuk. Sizinle sağlık hukuku konuşurken de işte hekimin hatası olabileceğinden bahsettik. İşte aslında biraz hekimin hatası nasıl insanı ölüme götürebiliyorsa avukatın da hatalı kararları ve hatalı nasıl diyeyim kendini ifade ediş, müvekkilini ifade ediş biçimiyle işte gerçekten nasıl diyeyim özgürlüğü bağlayan cezalar, ömür boyu müebbet hapisler
bekliyor olabiliyor. Aslında o açıdan çok önemli gördüğüm bir alandır hukuk. Bu arada okumak sadece mevzuat, yasa okumak değil. Şimdi yeni arkadaşlar benimle konuşan, arkadaşımın bir kardeşi benimle konuştu. Ben de okumak. Ben çok diyor seviyorum, mevzuat açarım, kanun açarım, ne olacak okurum. Şimdi öyle bir şey değil. Onun aynı zamanda doktrinsel bir boyutu da var. Onu da söylemek gerekiyor. Siz bana hak vereceksiniz. Yani hani bir bilimsel görüş, bir doktrin okumak. Şimdi bir sayfada buradaki kupa siyah mı? Bir hoca diyor ki hayır, bence griden siyaha çalıyor. Yok öteki diyor ki bence kapkara. Yani bunların hepsini aslında biraz da denetleyebiliyor olmak gerekiyor. Kendinizin, özgür iradenizin, düşüncenizin sonuna kadar kullanabiliyor olmak gerekiyor. Sürekli akıl yürütmek, fikir yürütmek, hangi taraftayım, neden bu taraftayım, ben bu bilimsel görüşü savunuyorum, bu doktrini savunuyorum ama neden savunuyorum, bunu biliyor olmak aslında sizi iyi bir hukukçu yapma yolunda götürüyor anladığım kadarıyla. Ya şimdi biz öğrenciyken çok güzel bir kampüsümüz ve çok güzel bir üniversitemiz vardı. Allah rahmet etsin. Evet, değerli bir insan doğramacı. Evet, sağ olsun. Gerçekten çok, yani gençler açısından inanılmaz bir avantaj. Şimdi biz okurken devamlı sabahlıyorduk. İşte iki vize, bir final. Devamlılık şartı vardı. Yani çok ciddi anlamda bizim sosyal hayata pek vakit kalmıyordu. Devamlı sabahlıyorduk. İşte o esnada tabii çok sıkı dostluklar da gelişiyor. Bu dostlukların yakın olması vesilesiyle tabii her şeyde konuşuluyor. Mesela sınava çalışıyoruz. Şimdi kitap var, notlar var. Bu beta kopi falan var, hatta Ankara Hukuk'ta ünlüdür. Bizim yoktu da yani. İşte öğrenci arkadaşlarımızın, dönem arkadaşlarımızın, hocaların ders esnasında anlattıklarından çıkarttıkları notlar var. Yani hocanın o konuya yönelik görüşünü öğrenmemiz açısından. Ben şimdi bakıyordum, ben hep sınavlarda da öyle yapıyordum. Kendi görüşüm neyse, yani hani hukuk fakültesi öğrencisiyim, hani şeyim ne olabilir, ama yine de kendimce mesela şöyle 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 doktrinsel görüşler var diye yazıyordum sorunun cevabını. Ondan sonra da bir kelime işte zannımca aslında belki şimdiki şeyimle baktım da, yani 50-60 yaşındaki önce şöyle bakınca, hani 19 yaşında bir çocuğun zannımca kelimesiyle başlayan cümlesini okumak, hiç öyle düşünmesinler. Herkesin şahsi kanaati ve şahsi fikri olmalı. Eğer zaten şahsi kanaatiniz olmayacaksa, başkasının doktrinsel görüşlerinin altında onları ezberleyip kağıda yazacaksanız, boşuna hukuk fakültesi okumayın. Hukuk elemanı olursunuz, hukuk memuru olursunuz. İşte biz yapay zeka konuşmuştuk ya, yapay zeka onu yapabilir. Ama işte bunu yapamaz. Evet. Aslındaki aradaki fark bu. Eğer bölümümüzü izlemediyseniz YouTube kanalımıza, Türk Haber Televizyonu'nun YouTube kanalında yüklenmiş halde bulabilirsiniz. Yine Avukat Tuğçe Köse ile beraber bir bölüm gerçekleştirdik. 9. yargı paketini konuştuk efendim. Yani bu yargı paketinin içerisinde neler bekliyoruz aslında, onu konuştuk. Daha netleşmiş bir şey yoktu. Orada konuştuğumuzda da ben dedim ki yapay zeka acaba hukukun, hukukçunun yerini alabilir mi? Tuğçe Hanım o zaman dedi ki hayır. Asla. Kanaatler vardır dedi, düşünceler, özgürlükler vardır dedi, vicdan vardır, vicdan yapay zekada olamaz. Aslında şimdi çok da güzel bir noktaya gelmiş olduk. Gerçekten bu da önemli bir konu değil mi yani? Kesinlikle. Yani şöyle bir durum var gerçekten. Şimdi mesela ofise geliyorlar ya da işte adliyelerde karşılaşıyoruz. İnsanların artık belli bir aşamadan sonra şunu görmek de bir ciddi ve sağlam bir psikoloji istiyor. Bunu da unutulmaması lazım. Hani öyle el bebek gül bebek yetişip eğer bir plaza içerisinde avukatlık yapmayı düşünmüyorlarsa, piyasaya çıkmayı düşünüyorlarsa şunu da unutmasınlar. Mesela çok can acıyan bir anne geliyor. Bir gün önce oğlu tutuklanan bir anne geliyor. Mesela bir şey vardı, bizim bir dosya vardı. 2006'lı çocuk tutuklandı. Yani geldi annesi, ağlıyor. Yani yapılacak bir şey yok, yapılacak şeyleri anlatıyorsunuz. Şimdi o sırada bir yapay zeka istemez hiç kimse karşısında. Ya da bir hakim savcının yapay zekaya göre karar vermesi söz konusu olamaz. Çünkü hakimler, çok kıymetli hakimlerimiz var. Şöyle adam duruşma salonundan geldiğinde zaten ne olduğunu görüyor. Hani evet, öyle kanaat oluşturması tabii ki, hani bunu kötü anlamda söylemiyorum ama artık insan sarrafı olmuşlar. Biz de aynı şekilde. O yüzden yapay zeka bizim yerimizi tutamaz. Yani teknolojide tutsun, savunmada tutsun, bilgisayarda tutsun ama hukukta tutmasın. Hukukta tutmasın. Hekimlikte de yardımcı rol üstlensin. Şimdi var mesela bizim sağlık turizminde en önde olduğumuz alanlardan bir tanesi robotik cerrahi. Hı hı. Acayip yani şu an çok gelişmiş vaziyette. Ama mesela onun robotun şeyini kullanan da yine bir hekim. Eliyle yapmıyor, robotun koluyla yapıyor ama hekim yapıyor.
Yani tek başına hastaya yine müdahale edemiyor. Yardımcı olabilir. Biz de mesela bugün Adalet Bakanlığı'nın UYAP sistemi, muhteşem bir sistem. Alın size teknoloji. O kadar. Şimdi ben daha bunu... fazla gelmesinler. Evet evet. Şimdi Saruhan Bey'i de tanıyorsunuzdur. Benim evet. Yine konuklarımdan, daimi konuklarımdan biriydi. Artık kadın avukatlarla da biraz daha yapmaya çalışıyorum. Böyle sürekli Saruhan Bey'i alıyormuş gibi olmamak için. Onun da fikri aynı şekilde. Yani sizinle çok benzer. O da hep aynı şeyi söylüyor. Şimdi peki ben en son bitirmeden evvel hukuk okumak dedik. Hukuk okuyan öğrenciler yani 2024-2025 yılında siz birinci sınıf olacaksınız. Eğer hazırlık okumayacaklarsa tabii evet. Bir de hazırlık var. Ben bu arada İngilizceyi çok öne, ben de kendi kanaatimce, kendi zannımca bir şey ortaya koyayım. İngilizce gerçekten çok önemli. Dil bilmek çok önemli bir şey. Türk hukuku, ben Türkiye'de avukatlık yapacağım neden bileyim demeyin lütfen. Önünüze gelecek dosyaları bilemezsiniz. Nereden ne çeviri yapacaksınız, ne kime hangi merceğe ne dilekçe yazacaksınız bilemezsiniz. O yüzden mutlaka ve mutlaka İngilizcenin bilinmesini, hatta bir yabancı dilin daha mümkünse cebe konması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle aynı kanaatteyim. Özellikle de bu international yani uluslararası alanlarda iş yapan holdinglerde ve yabancı müvekkil sayısı fazla olan hukuk ofislerinde iş bulmak amacıyla çok ciddi bir avantaj sağlar. Hiçbir şey olmazsa hukukçunun dünyayı görmesi lazım. Çok kıymetli bir hukukçu vardı bizim avukat ama üstadlardan. Mesela onun yanında çalışan benim yaşlarımda genç bir arkadaş vardı. O yani birlikte çalıştıkları. Onun yanında mesela bana şunu söylemişti. İngilizcesi çok iyiydi benimle yaşıt olan arkadaşın. Demişti ki siz 7 milyar insanla hani işte kaç milyarsa o kadar milyar milyon insanla konuşabiliyorsunuz. Ama bizim şeyimiz belli 80 milyon iletişim sağlayacağımız insan. Böyle baksınlar. Yani Türkiye özellikle İstanbul yabancı hem turist açısından hem yabancı kaynaklar açısından çok zengin. Dolayısıyla ben bunu hep söylüyorum zaten İngilizce ana diliniz gibi olsun. Onun yanı sıra işte Almanca olabilir mesela Çince olabilir. Çin şu an çok ciddi bir yatırım yaptı. Aynı zamanda akademik camiada çalışmak istiyorlarsa zaten Almancayı ana dilleri gibi bilmeleri lazım. Ceza hukuk alanında akademik çalışma yapmak istiyorlarsa bence ceza kanunumuzun alındığı İtalyan hukukuna gidip orada çalışmak için İtalyanca bilmek lazım. Artık tek yabancı dil bile yetmiyor. Sadece maddi menfaat sağlama açısından değil, bakın bu kamuda bile avantaj alıyor. Dil tazminatı alıyorsunuz. Her şeyi geçin, dünyaya vizyoner bakması lazım hukukçunun. Bizim fakültenin çok örnek verdim bugün fakülteden ama çok yine kıymetli bir hoca aynı zamanda avukatlık yapıyordu, serbest avukatlık. Şunu söylemişti, ben o zaman anlamamıştım. Ne yaparsanız yapın hukuk bilgisi tamamlanır. Arkadaşlar şunu unutmayın dedi. Bir hukukçu ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünü asla kabul etmemeli. Ben de dedim ki ya o zamanı yani çok o dersi inanılmaz net hatırlıyorum. Dedim ki ya ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz ve bu hani atasözü binlerce yıllık bir atasözü. Atalarımız yanlış bir şey söylemiş olamaz. Ama sonra bakınca mesleğe de girince evet bir hukukçunun böyle olmaması lazım, vizyoner olması lazım. Vizyonerliğin en önemli koşulu da hangi dil olduğu önemli olmaksızın yabancı dili öğrenmek. Bir yabancı dili, bir yabancı dildeki şiiri, akademik çalışmayı çeviri değil de o dili öğrenip okumak bambaşka bir vizyon katıyor. Kesinlikle bunlar kesinlikle. Yapılması gerekenler diye önümüze yazalım. Peki programımızın bitmesine dakikalar kala mutlaka bahsetmek istediğim bir konu var. Onu da konuşmadan ayrılmayacağız. Bir diğer hafta zaten karşınızda olacağız. Semra Aşık'la, avukat Semra Aşık'la yine bu konuyu konuşuyor olacağız umarım ki. Ama şimdi Tuğçe Hanım'a da bu soruyu sormak istiyorum. Çünkü yeni hukukçular, yeni hukuk fakültelerini bitirmiş olacak arkadaşlar, meslektaş adaylarımız da bu sınava girecekler. Bu sınav nedir? Hukuk mesleklerine giriş sınavı. Neden bizim için önemli? Hukuk mesleğine giriş sınavının gelmesiyle sağlanmak istenen şey neydi? Neden buna ihtiyaç duyuldu? Ve belki nasıl bir çalışma yapmalılar? Yeni mezun arkadaşlarımız da bizi izliyorlarsa şöyle bir genel bir bitiriş sizden rica edeceğim. Buyurunuz.
geç kalınmış ama çok güzel bir uygulama, hukuk mesleklerine geçiş sınavı. Onun haricinde dediğim gibi ben bu alanda çok fazla çalışmıyorum. Yani uygulamada ders veren arkadaşlar da var, hocalar da var ama hakimlik savcılık sınavından ben daha çok biliyorum ve işte kamu personeli seçme sınavından biraz daha mevzuat ağırlıklı. Çünkü sonuç olarak o da bildiğim kadarıyla çoktan seçmeli yapılacak. Evet. Çoktan seçmeli sınavlarda doktrin tartışması yapılmaz. Daha mevzuat ağırlıklı, daha ezber ağırlıklı çalışsınlar. Bu 9. yargı paketi ertelendi. O zaman da söylemiştim zaten yetişmez diye. Zaten yeni eklenen alanlar olmayacak. Temel alanlar işte anayasa hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, kanunları ezberlesinler. Olmazsa da herhalde bir giriş hakkı da oluyor işte 2 ya da 3 kez. Çok dediğim gibi alana hakim değilim ama. Tabii tabii araştırabilirler. Yönetmeliği mutlaka evet, okusunlar evet, yönetmeliği zaten. Okusunlar, heyecanlanmasınlar. İnşallah herkesin hakkında hayırlısı olur. Dediğim gibi şu an zaten teknik anlamda çok ciddi bir eleman açığına ihtiyaç var. Hiç kimse üzülmesin, herkesin hakkında hayırlısı olsun inşallah. Bu hukuk mesleklerine giriş sınavının da gelmesinin sebebini de şöyle mi deriz? Daha kalifiye, daha donanımlı, daha hukuka hakim aslında bir hukukçu olabilecek düzeye gelmiş olup olmadığını ölçülmesi için artık buna ihtiyaç vardı. Ve o yüzden de bu sınav konuldu mu dersiniz? Ne dersiniz? Kesinlikle. Bunun yanı sıra bu kalifiye olma ihtiyacının yanı sıra şöyle de bir durum var. Artık sayı anlamında ciddi bir arz talep dengesi bozulmuş durumda. Dolayısıyla bir seçim yapılmak zorunda. Sonuç olarak avukat evet kamu hizmeti yapıyor. Evet bir hakim savcı gibi maaşını kamudan almıyor ama avukatın yaptığı da kamu hizmetidir. Yani dolayısıyla vatandaş ona geldiğinde devletin onayladığı diploma, hukuk fakültesi diplomasına güvenerek geliyor. O yüzden bence kesinlikle ama kesinlikle çok doğru verilmiş bir karar. Hukuk mesleklerine giriş sınavı inşallah gerçekten belirleyici olur ve seçici olur. Bunu söylüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi hem aslında sağlık turizmini konuştuk hem sağlık turizmi nedir dedik. Sağlık turizminin sağlık turizmi hukukuyla bağlantısını konuştuk. Oradan geçtik sizin üniversite yıllarınızı hukuk okumak isteyen arkadaşlara tavsiye niteliğinde birkaç söz dinledik sizin. Ardından hukuk mesleklerine giriş sınavını da orada öyle yalnız bırakmadık. Onun hakkında da konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok güzel, çok keyifli bir yayındı yine. Peki çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim, izleyicilerime döneceğim. Efendim evet bir hukuk masası programının yeni bölümünün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Avukat Tuğçe Köse bizlerle beraberdi. Tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum bu noktada. Çünkü bizi biraz ihmal ettiğinizi düşündüm. İnteraktif bir programız. Siz bize sorularınızı gönderiyorsunuz. Biz burada avukatlarımıza, konusunda uzman avukatlarımıza soruyoruz. Bunun için şimdi şu an ekranda beliren adreslere gitmeniz gerekiyor. Türk Haber Televizyonu'nun Instagram ve YouTube sayfasından ilgili başlıklarda hukuk masasını bulup bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Bugünkü konuşma konularımız bunlardı. Eğer başka alanlarda da hukuka ilginiz varsa, hukukla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsanız ki bence bu dünyanın içine daldığınızda daha da öğrenmek isteyeceksiniz. Hukuku bilmemenin mazereti sayılmadığı Türkiye'de bence hukuka dair herkesin çok çok şey öğrenmesi gerekiyor. Biz de bir nebze olsun katkıda bulunmak için ben moderatörlüğünü yapıyorum programın. Aynı zamanda değerli konuklarımızı ağırlıyoruz dedikten sonra bir hukuk masası programının daha sonuna geliyoruz. En son eklemek istediğim şey şimdi öğrenci arkadaşlar üniversite tercih sonuçlarını aldılar. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Hiç üzmeyin, canınızı hiç sıkmayın. Eğer gerçekten de bu programdan sonra benden hukukçu olur, ben adil davranırım, ben vicdanımca davranırım, ben iyi bir avukat olurum, hakim olurum, savcı olurum diyorsanız da meslektaş olmak için sabırsızlanırım. Sorularınızı bekliyor olacağız. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.